Çok kıymetli kurucu başkanım Semih Ural, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Çağ Sanat Kulübü bu güzel anlamlı günde kurucu başkanımızın son kitabını tam da Cumhuriyet'in 100. yılında biraz önce o coşkuyu yaşadık arkadaşlarımla, yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte. Çok duyguluyuz, çok mutluyuz. Elbette pek çok zaman diliminde umutsuzluk aşılanmaya çalışılıyor toplumumuza. Ama en azından Mersin'de bu coşkulu yürüyüş 45'i aşkın STK doktor arkadaşlarım da benimle birlikteydi. Birçok kişiyle oradaydık. Gözlerimizin içi gülüyordu gerçekten. 45'i aşkın değerli konuklar, STK'nın birlikteliğinde 100. yıl kutlama meclisi, bu biz de içinde varız. Bu organizasyonu oluşturdu. Yaklaşık 6 aydır çalışıyoruz Temmuz'dan bu yana. Dolayısıyla kurucu başkanımızın tam bugüne de gelen 29 Ekim arifesinde Atatürk Mersin'de adlı 18. kitabını elbette Ziya abi bahsedecek. Gündüz Artan ki benim dönemimde, yine ilk dönemimde nasip oldu. Kendisini andık kulübümüzde. Dolayısıyla bu değerleri yine başkanımız ve daha sonraki toplantılarda anlatılmaya devam edilecek. Ama hep konuştuğumuz, Mersin'de her ortamda dillendirdiğimiz bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Semih Ural başkanımızın kitabında 27. sayfa. Çok fazla sıkmadan, çünkü hep konuşulur bu konu. Şöyle diyor Atatürk'ümüz Mersin'e geldiğinde. Güzel ıslık çalmış. Evet. 27. sayfada. Mersinliler, memleketiniz, beldeniz Türkiye'nin çok mühim bir noktasında bulunuyor ve çok mühim ticaret noktasıdır. Memleketiniz bütün dünya ile Türkiye'nin irtibatı noktasının mühim bir yeridir. Bunu sizler benden iyi biliyorsunuz. Fakat bilmelisiniz ki, açık söyleyeyim, memleketinize hakim bulunmuyorsunuz. Memleketinize sahip olabilmek için yeni çok çalışma devresine giriyorsunuz. Geçmişte maruz kaldığınız, mahrumiyetlerden çektiğiniz elemler, azaplar büyük olmuştur. Sizler iyi takdir etmişsinizdir, tekerrür etmesin. Buna hakikaten layık olmak lazımdır. Bu muzafferiyet ve muvaffakiyet çok büyüktür. Ancak hakiki refah ve saadete malik olabilmek için asıl bundan sonra çalışmak lazımdır. Sizin için zafer ve terakki sahası iktisadiyatta ve ticarettedir. Bunu takdir ediyorsanız çok çalışmaya mecbursunuz. Aksi takdirde memleketin sahibi hakikisi olduğunuzu söyleseniz bile kimseyi inandıramazsınız. Bu hakikatle dolu sözlerin acıdır. Fakat hakikati ifade ediyorum diyor Uluslararası Atatürk Mersin konuşmasında ve devam ediyor. Gönül arzu ederdi ki burada bir saat bir gün değil uzun müddet kalayım. Fakat şimdilik buna imkan yoktur. Sözümü kesmek mecburiyetindeyim. Son sözüm olmak üzere. Bu memleketin hakiki sahibi olunuz diyeceğim. Burada geçirdiğim saatler benim için çok kıymetli olmuştur. Derin muhabbetle diye bitiriyor konuşmasını. Uzun bir konuşma tabii ama Sayın Semih Ural'ın kitabında, Atatürk Mersin'in kitabında bunlar bahsediliyor ve Ziya Aykın üstadımın, ağabeyimin moderatörlüğünde bütün bunlar konuşulacak. Sonrasında da Sayın Semih Ural kitaplarını imzalayacak. Ne mutlu, ne güzel ki bizler bugünlerde böyle büyüklerimizin bize öğretilen bu kitaplarıyla sizleri İçer Sanat Kulübü'nde ağırlıyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi dinlediler efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet.
Sen bilirsin zaten ikinci benim dostlar, aynı dostlar her zaman beraber olduğum arkadaşlarımız. Sen söze başlamadan bir şey söyle. Geçen de İstiklal Fuarı'nda sağ olsun yine Sayın Başkanım buradan başkan organize etmiş bir çal sanat kulübü eski vardı, masası vardı. O arada Siren de telefon etti. Benden saat istedi. İşte frenci gün, cuma günü müydü Siren? Evet. Cuma günü saat 14 ila 16 arasında masadaydım. Çok onur duydum. Yani kitaplar sevilmiş, çal sanat kulübü bayrakları asılmış. Pek çok arkadaş geliyor, gidiyor orada. Hatta bir de meclis kurulmuş böyle. Merhaba. Merhaba. Selin abi nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi güzel bir coşkuluyum, yorgunluğuyla. Ama sizi dinlemek çok çok güzel geçmiş. Çok her şey güzel. Üstüne beklediğimizin üstünde olduk. Katılım da coşkuda. Çok güzel. Ama dedik gene de Selin abi bu konuşmasını kaçıramam. Orada buyursam kusura bakma. Koştuk koştuk yani. Estağfurullah. Sağ ol. Ceketini çıkarabilirsin. Sen çıkarmasan ben giyeceğim. Uyursan, uyursan senin yorgunluğuna vereceğiz. Bizim tamam, sıkıcı konuşmamız. Ama herhalde senin abin hiçbir şeydi ben... Bizim konuşmamızdan tamam. Sıkıldı demeyeceğiz. Tamam. Tamam. Peki, diyeceğim şu. Geçen haftaki kitap buharındaki İçer Sanat Bölümü eskinde çevredeki oturan arkadaşlar çok mutlu etti. Yani hayatımın en gerçekten günlerinden biri değil, en güzel günüydü. Özellikle Ziya, sağ olsun eski arkadaşım, editörüm, bütün kitaplarımın satır aralarını bilebilir. O kadar güzel beni anlattı ki ben öyle anlatamam. Hadi bakalım şimdi siz o da anlatsın. Ben neymişim be abi? Şimdi o zaman senin sözüne hareketle Tüncel abinin bir fıkrasını yakında elinize geçecek bir kitapta. O adam ölmeyecek yazıyor. Ya. Tüncel abi. Ölmesin. Adamın birisi evini satılığa çıkartmış. Emlakçıya vermiş. Emlakçı evi müşteriye gezdirirken mal sahibi de yanında bulunmuş. Anlatıyormuş emlakçı. Şöyle rüzgar alır, böyle güneş alır, şöyle rutubeti yoktur, böyle havadardır, komşuları şöyledir. Bahçe bu kadar güzeldir. Mal sahibi demiş ki, ya demiş, kusura bak ben satmaktan vazgeçtim. Bu kadar güzel olsun. Bu kadar güzel olur. Bilmiyorum. Evin parasına değil. Çok güzel. Çok güzel. Rahmet olsun Tuncay'a. Evet. Evet. Sen abi şimdi beni benden güzel anlattı deyince ben öyle, keşke öyle bir yeteneğim olsaydı da isterdim yani. Millet varsın bana paralarca. Sen abi başka kimse yok. Paralarca desinden de alaydım yani. Şansı yok. Farklı bir anlatma şansı yok. Semih abi. Anlatmak mutlaka güzel anlatacak. Ama bir şey Serdar, bir şeyi herkes güzel anlatabilir. Anlatmayabilir ama 80 yıllık bir ömrü 3 dakikaya sığdırmak, 4 dakika verir o. Çok müthiş bir şey. Ve bu kadar üretimlerle dolu bir ömrü Semih abi değil mi? Yani, eksik olmayıp gerçekten. İstanbul'da yani üretimi bir içinden geçmişiz. Öyle olacağını diyerek yapmadık ki. Yani Semih abi sadece çelikten anlayanları bir araya getirmiş ve bir çelik fabrikası kurmuş. Kendisinin ağzından lafı alayım Semih abi söylemeden ben söyleyeyim. Dünya Çelik Kralı'nın mezarında şu yazıyormuş. Evet. Ben çelikten hiç anlamam.
ama çeliği en iyi bilenleri buldu. Evet. Evet. Atatürk, Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal, Paşa Mustafa Kemal, şu anda sorununu çektiğimiz Suriye, Filistin taraflarında yine savaşmış ve Livan Van Sonders orada yenilmiş. Atatürk gitmiş oraları toparlamaya çalışmış. Bir şekilde ondan görevi devralmış ve yine daha sonraki yıllarda Trikopis'e nasıl Trikopis yenildi de Atatürk'ün karşısına bir esir olarak çıkartıldığında onu teselli ettiyse, daha üzülme Napolyon da yenilmişti dediyse, aynı şekilde Livan Van Sonders'e de güzel sözler söylemiş, üzülme demiş ve Livan Van Sonders Atatürk'e görevimi senin gibi bir kişiye devrettiğim için üzgün değilim demiş. Ve bu şekilde Atatürk Adana'ya gelmiş. Atatürk Adana'ya geldikten bir iki gün sonra 30 Ekim 1918'de Mondros Mutarekesi imzalanmış. Atatürk'ün bundan haberi olduysa da o zaman telgraf biliyorsunuz yazması zahmetli, göndermesi zahmetli. Bu mütareke metni uzun. Atatürk'ün eline geçmesi 3 gün sürmüş. 3 gün sonra Atatürk baktığı zaman Nevri dönmüş. Oraya buraya telgraflar, sorular, bu ne demek, Kilikya diyorsunuz, bu ne demek, Kilikya kapısı diyorsunuz, bu ne demek, nasıl olur filan. Ve bütün şeyi, manzarayı, olabilecekleri Atatürk gözünün önüne getirmiş. 5 Kasım 1918'de Mersin'e gelmiş ve demiş ki arkadaşlar silahlarınızı isteyecekler, silahlarınızın teslim edilmesini isteyecekler sizden, silahları teslim etmeyin, kaçırın, Toroslara gidin ve pek yakında bir milli mücadele başlayacak, ona hazırlıklı olun. Her ne kadar Atatürk nutukta 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım diyerek başlatıyorsa da büyük nutku, biz tabii bir Mersinli olarak, Mersinli milliyetçisi olarak kendimizi buradan pay biçiyoruz. Atatürk sonraki 7 ayı anlatması uzun sürecekti, zahmetli olacaktı. Onun için Samsun'dan başlattı. Aslında esas Tarsus, Adana ve Mersin'den başlattı diye kendimize bir gurur payı çıkartıyoruz. Bu Atatürk'ün Mersin'de ilk gelişi olarak bize yıllarca söylenen 17 Mart 2023 1923 tarihini de bir noktada değiştirmiş oluyoruz. Tıpkı 5 Ocak Mersin'in kurtuluş tarihini nasıl sonradan 3 Ocak'a çevirdiysek, yeni elde ettiğimiz bilgilerle sonradan Atatürk'ün Mersin'e gelişini de 17 Mart'tan 5 Kasım 1918'e tekrar değiştiriyoruz, revize ediyoruz. Atatürk'ün bu şekilde Mersin'e birçok gelişi var. İlk gelişi bu şekilde çok önemli. Suriye'den başladık, Suriye sorunlarından başladık. Arapların bize bir tabirimi caiz diyorum, başka kelime bulamıyorum, bir şekilde kazık attıklarından, bize ihanet ettiklerinden dolayı başımıza bir sürü bir şeyler geliyor o dönemde. Sonradan yıllar geliyor, geçiyor ve bir Hatay sorunu çıkıyor. Atatürk'ün son olarak Mersin'e gelişti, yine Hatay sorunuyla ilgili. 20 Mayıs 1938'de hasta haliyle, ki bu kitapta onun detaylarını da göreceksiniz, yine Mersin'e geliyor ve o gelişiyle de bir gövde gösterisi yapıyor aynı zamanda. Hatay sorununu da son olarak çözüyor. Ondan sonra buyurun. Dikkat, bu son geliş çok önemli. Bunu şöyle bir değerlendirebiliriz diye bir yeni görüşüm var. Değerlendirebiliriz. Hazır oldu. Atatürk'ün ilk adımını milli mücadelede yaşam boyunca Samsun'sa son adımı da Mersin 20 Mayıs'ta Hatay dediğin o karar. Diyebiliriz, evet. Tabii diyebiliriz. Son adı, son geldiği kent Mersin. Tabii son kenti. Yani bunun ve bir de evet. O gelişiyle toprak kaybedilmiyor. Hayır, genel bir mücadele, Hatay mücadelesi var. Tabii, onun kararlılığı için adam hastaya Hatay, büyük bir sorun.
O yüzden bu son adımı... Bunu da dillendirmemiz gerekiyor. Evet, son adımı. Dillendirmemiz gerekiyor. Mersin o anlamda öne çıkaran bir şey. Evet. Yani Mersin'de yine o mücadele, milli mücadele bitmiyor. Hatay'ın da devam ediyor ya, Hatay'ın da adına katılması ve yaşamının son anında bile son adımda onun kararını gösteriyor. Yani bütün anında... ziyaretlerinin tamamı ilk ve son ziyaretin bu şekilde önemli. Diğer ziyaretlerinde hepsinde bir anlam var. Hepsinde bir amaç var. Öyle rastgele ya ben yoruldum birazcık dinleneyim birkaç gün asla demiyor. Bu kitabı elde ettiğiniz zaman belki de biliyorsunuz birinci baskısı vardır elinizde. Gündüz Artan hocamız rahmetli yapmıştı bu kitabı. Daha sonra Semih abi bu kitabı yeniden ele geçirdi. Ufak tefek yanlışları düzeltti. Yeni metinlerle, yeni fotoğraflarla destekledi. Kitabı biraz daha büyüttü. Umarız Semih abi veya bir başka arkadaş önümüzdeki zamanlarda bu kitabı daha da büyütür. Ve bu kitabın üzerinde daha çok şeyler katar. Hem Kurtuluş tarihimize, hem Cumhuriyet tarihimize, hem Atatürk'e, hem de Mersin'e yeni bilgiler kazandırmış, yeni hizmetler yapmış olur. Bu kitabın bu şekilde bu hale getirilmesinde şu anda belki de zaman olarak söyleyemiyorum ama Gündüz Artan hocamızdan sonra çok önemli bir miktarda Semih abinin katkısı var. Onun için de Semih abi bu kitabın başında Atatürk Mersin'de Hayali Cihan diye Semih Vural diye kitabın ön tarafından yazılmasını da hak etmiş elbette. Arkasında da İhsan Toksöz kitap arka sayfasında son cümlesi şöyle: bu vesileyle rahmetli Gündüz Artan'ı saygıyla anıyor. Tükenen ilk baskıyı gözden geçirerek yeniden düzenleyen Semih Vural'a teşekkür ediyoruz diyor. Bu şekilde Gündüz Artan'ın da hakkını teslim etmiş ve onu bu şekilde almış oluyoruz. Bu kitabı ve daha birçok kitabı Mersin'den kazandıran, daha birçok kurumu da içinde bulunduğumuz sanat kurumları Mersin'den kazandıran Semih abimizin ilk kitabı biliyorsunuz 2006 yılında hazırlanmıştı her bakımdan. 2007 yılında Mersin Halk Evi ve Mersin Kültür Merkezi ismiyle basıldı. Ondan sonra pat 21'e kadar geldik. Daha bir durduran olmazsa daha müze girişimler inşallah yaparız. Daha birçok kitap günleri yaparız. Semih abi de bize imzalar. Semih abinin özgeçmişini aşağı yukarı hepiniz biliyorsunuz ama geçen madem ki hani biraz önce şeyden bahsettik ya, Ernaksın'ın evini satarken adamın söyleyişinden Semih abiye ben size de ki Semih abi anlatayım kendisinin hayatını. Ay sen şeyde fuarda anlatmanız çok hoşuma. Evet, çok güzel bir gerçek. Yani, böyle bir gün yaşamadım. Onu anlatırsan işte. Var mı diye videosu falan acaba? Bu kadar anlatımdan sonra. Yok canım, yani, yok. Keşke dediğim gibi hani böyle anlatabilecek, hani böyle dinletebilecek, zevkle dinletebilecek bir kişi olsam. Var mı hepiniz bana palavracı değil ama yeter ki dinleyin diyeceksin. Böyle bir yeteneğim yok. Semih abinin heyecanıyla. Semih abinin hikayesi güzel. Onu o açıdan belki dikkat çekmiştim. Neyse ya, nakçıyı değiştirme gibi bir niyetimiz yok. Biz Kasımpaşalı olarak doğuyor ve Kasımpaşalı olduğunu biz hiç fark etmiyoruz Semih abinin. Ama Tüccar abi bayağı şikayetçi oluyor. Yani onun satır arasında söyleyelim. Bayağı Kasımpaşalılık yapmış. Onu Siren de söylüyor bazen. Kasımpaşa'da doğmuş Semih abi. İlk orta lise öğrenmeni, üniversite öğrenmeni, bütün öğrenimlerini İstanbul'da yapmış. Ben anneme hiçbir zaman geçemedim diyor. Annesi Kafataş Kız Lisesi'nden ikinci sınıftan ayrılma. Ben onun kültürüne, onun bilgisine hiçbir zaman ulaşamadım diyor. Çünkü ben okuldan kovuldum. Gerçekten de hem yüksek iç mimar diploması var, hem de liseden kovulduğuna dair tasdiknamesi var Semih abi.
İkisini birden taşıdım. Liseden kovulunca sobacılık yapmış, merdiven tamirciliği yapmış, elektrikçilik yapmış bu şeylerde, gece bombalarda. Ve kendisinin yaşadığı bir kalfası var. Küçük bir dükkandan çalışıyorlar. O kalfa bir gün Semih abiye diyor ki, amca diyor, yeni bir okul açılıyormuş. O okula öğrenci alacaklarmış, hem de sınavsız alacaklarmış. O zamanın deyimiyle imtihansız alacaklarmış. Oraya yazılalım mı diyor. Semih abi de iyi de diyor, ne okul ne? Maçka elektronik. Radyo elektronik. O zaman da düzeltmiştim, bak hala öğrenememiştim. Radyo elektronik sanat lisesi diyor. Semih abi elektronik ne diyor? Ya diyor, elektrik telden gider, elektronik de havadan gider. Ya öyle bir şey işte. E tamam lan diyor, eğer şeyse, sınavsız yazılıyorsa yazılalım. Oraya yazılıyorlar. O tasdiknameyi alıp gidiyor tabii Semih abi. Orayı bitiriyor. 30 kişi yazılıyorlar, 5 kişi bitirebiliyor. Sonra bir şekilde Ankara'da bir yüksek okulu kazanmasına rağmen Ankara'nın soğuk bir gününe denk geliyor ve yok diyor, ben yine İstanbul'a gideceğim. İstanbul'da tabii ki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'na gidiyor. Orada okurken bu arada o radyo elektronik hocalarıyla da görüşüyor. Semih abinin o üzerlerini bilirsin. Yani çok eski dostlarını, yeni dostlarını, kim olursa olsun, birisiyle tanıştıysa, onu sevdiyse sürekli arar. O beni arasın, ben büyüğüm, ben daha yaşlıyım demez. Yani küçük büyük kimse onu bir yardımcı olmak için, onu bir şekilde teşvik etmek için, onu bir şekilde ne yapıyorsun, ne var ne yok demek için arar. Öğretmenlerden de aynı şekilde arıyor, soruyor. Öğretmenin birisi İstanbul Radyosu bir teknik eleman arıyormuş. Oraya git, bir müracaat et diyor. Sen abi oraya gidiyor. Kapıyı çalıyor, Mualla Hanım'da, değil mi abi? Evet. O da elektrik mühendisiydi. Kapıyı çalıyor, beni diyor... Şakir Yücel gönder diyor, o özelliğini anlatan mı? Şakir Yücel'in deli bayağı büyük. Öğrenciler de o zaman etisendik gibi benim şeyi var biliyorsun, o sözleşmeyle veriliyor öğrenciler. Öğretmeni. Şakir Hoca bir vurdu, sağa vurduğu zaman sol yanak da kızarıyor. İkisi birden kızarıyor. Öyle bir eli ağır hoca. Semih abiyi sevdiği için radyoya gönderiyor. Demek ki önceden anlaşmış olsalar gerek. Orada radyonun müdürü, tamam geç içeriye, işe başla diyor. Sorgu, sual, imtihan, herhangi bir şey söz konusu değil. Orada bir yandan çalışırken, bir yandan da tabii Güzel Sanatlar Okulu'nda mimarlığı bitiriyor. Sonra askere gidiyor. Askere giderken diplomasız olarak gittiğini dün öğrendim. Onu da bilmiyordum. Şimdi Mersin'de bazı çekemeyen mimarlar, ya o mimar değil aslında derler. Doğruymuş diplomasız olduğunu. O zaman Sayın abinin. Çünkü bir süre ben yedek subaylık yapmış diplomasız olarak, dönüşte geldiğinde bir sene daha oku, sana yüksek mimar diploması vereceğiz demişler. Bir sene daha okumuş, yüksek diploması, mimar diplomasını o zaman almış. Yani. O şekilde Semih abi hem okuyor, hem iç mimar oluyor. Askerlik için Erzincan'a gidiyor. Erzincan'dan Elazığ'a gidiyor. Orada Ayşe ablayla tanışıyorlar. Ayşe abla ihtisas bir şekilde tayini Trabzon'a çıkıyor. Trabzon'da Semih abi de askerliğini bitirmiş o sırada. Evleniyorlar. Trabzon'da yaşarlarken Trabzon Radyosu kuruluyor. Oraya giriyor. Trabzon Radyosu'nun kurucusu daha doğrusu. Teknik elemanı olarak oranın kuruculuğunu yapıyor. Daha sonra mecburi hizmet bitince Ayşe ablanın İstanbul'a geçiyorlar.
İstanbul'da ihtisas yapıyor Ayşe abla. İhtisas bittikten sonra Mersin'e geliyorlar. Mersin'de TRT'de çalışırken bu Çamlıbel'de TRT sokağında biliyorsunuz Çukurova Radyosu, TRT oluyor bu arada İstanbul Radyosu. Da TRT'ye kapsamı içerisinde. TRT elemanı artık. Bir gün kapısı çalınıyor ve biraz önce anlamız rahmetli Tuncer abi ve kardeşi geliyorlar. Tuncer abiyi TRT'den koparıyorlar. Tekrar iş mimar yapıyorlar. Seviyorum ben bunu. Kim dedim ben? Yanlış mı söylüyorum? Tuncer abi mi? Yanlış mı söylüyorum? Tuncer Özmen kız ister evet. Gibi evet. Beni Çukurova Radyosu'ndan istedi. Tuncer abi, Semi abi zaten o sırada nasıl yaptığı ben de anlamadım. Kendisi belki sırrını bizlere söylüyor. Benim kızım da mimar olana öğrenmek istiyorum. Bu arada ansiklopedilere girmiş. Kim kimdir diye bir ansiklopedide bayağı künyesi varmış yani. Önemli bir mimar olarak. TRT'de çalışan bir teknisyen. Ben nasıl oldum? Bilemiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Şimdi Tuncel abiyle abisi, onun abisi Gürel Soli'yi yapıyorlar o sırada. Soli'de de bayağı bir kalburüstü sanatçılar geliyor, kalburüstü insanlar geliyor, orada müşteri oluyorlar. Çünkü o zamanlar bu bölgenin tek tatil sitesi Soli'ydi. Bilirsiniz yani Mersin'de o zamanlar burada olanlar. Bilirsiniz hatta Emel Say'ın da ilk müşterilerinden birisi. Semih abinin iç mimarlık olarak. Hemen Mersin'in kalburüstü insanlarıyla hem o şey olarak tanışma hem iş yapma açısından tanışıyorlar. Ve bir şekilde İstanbul'da basılan aylık mimari dergilerinde aylarca Semih Bey'den bahsediliyor ve Mersin'de yaptığı o evlerden bahsediliyor, fotoğraflarıyla. Bu şekilde hemen daha başlar başlar zirveye çıkıyor. Sonra atölyeciliğe başlıyor, atölyeleri var. O arada Siren kendisine yardımcı olmaya başlıyor. Çok şanslıyım. Evet. Ben daha şanslıyım. Atölyecilik esnasında Mersin de Semih abi artık Mersin'de sorumluluk kurmaya başlıyor. Neler yapabilirim Mersin için? Ve Tarihi Mersin Yapıları diye bir hafta düzenliyorlar burada. Onun arkasından biz bu işi devam ettirelim diyorlar. Çok iyi, güzel bir büyüme kazanıyor o Tarihi Mersin Yapıları. Ve İstanbul'da Metin Sözen, Çekil Vakfı Başkanı, zaten çok eskiden böyle tanıdığı kişi. Yine TÜRİK kurumu var İstanbul'da. İstanbul'un tarihi yapılarını, turistik yapılarını Çelik Gülersoy tamir ediyor. Tekrar İstanbul halkına kazandırıyor, Türkiye'ye kazandırıyor. Semih abi bizde diyor orada bu şekilde faaliyetler var, biz de Mersin'de bir şeyler yapalım. Ve arkasından o rüzgarı arkasına alarak o tarihi Mersin yapılarını İçer Sanat Kulübü kuruluyor. İçer Sanat Kulübü kurulunca hemen Mersin halkı tarafından, Mersin'deki sanat ve kültür çevresi tarafından hemen kucaklanıyor. Ve İçer Sanat Kulübü o günden bugüne biliyorsunuz, Mersin'in belki de yani bir bayrağı olmasın, Çukurova'nın yani kültür ve sanatında en önemli kurumlardan birisi biliyorsunuz. Yani mütevazı olmaya gerek yok. Öyle değil mi Fatih? Çok mütevazı olsa gerçek bir tane. Evet, kesinlikle öyle de o. Aynı. Türkiye'de İçer Sanat Kulübü gibi bir dernek varsa ben bilmiyorum. Bilen varsa söylesin, gidip kutlayalım. Evet. İşte o sırada hem burası varken hem atölyecilik varken Semih abi o sırada yeni kurulmuş olan Mersin Üniversitesi'ne de yardımcı olmak istiyor. Ben diyor hem yüksek iş mimar hem de iki tane atölyem var. Dünya kadar personelim var. Oradan öğrenci gönderirseniz benim yanımda staj yapabilir diye bir konuşma oluyor. Dilekçe ver diyorlar. Dilekçe veriyor. Dilekçe ters yapıyor. Semih abiye 8 tane öğrenci de
80 tane öğrenciyle muhatap olmak üzere, belki de daha fazla, Günler Meslek Yüksek Okulu'nu açma görevi veriyor. Ne? Günler Meslek Yüksek Okulu mobilya dekorasyon bölümü. Ve o şekilde üniversite hayatı başlıyor, öğretim üyeliği hayatı başlıyor Sena abine. Önce orada meslek dersleri veriyor, daha sonra bir şekilde, bunları fazla detaylandırmak istiyorum, yakında elinize geçecek olan bir kitapta detayları var. Yirmi iki mi oldu orada? Ben ölmeden önce çıkacak mı? Yirmi iki mi oldu? Evet, 22 olacak. Ben yazmıyorum. O şekilde Semih abimiz, bir de bakıyoruz, Mersin Üniversitesi'nde mitoloji hocası olmuş. Yani. Ve başka dersleri vermeye başlıyor. Bu arada sanat kulübü de yetmiyor. Sorumluluk duygusu Günler Oteli'ne bir şekilde el atılıyor. Günler Oteli'ne tamam sayelerinde kamulaştırılıyor ama projesi ve restorasyonu gerekiyor. Semih abi oraya da gönüllü oluyor ve oraya gönüllü olması için prosedür gereği gibi başlayan vali danışmanlığı işine yıllarca devam ediyor bu sefer. Vali danışmanlığı, Günler Oteli bir hafta sürüyor oradaki Günler Oteli danışmanlığı ama vali yardımcılığı, vali danışmanlığı hizmeti yıllarca sürüyor. Yani birbirini getiren, birbirini kovalayan silsilelerle arkasından bu işler biraz kurulur gibi olunca vali yardımcılığı bitiyor, şey bitiyor, öğretim üyeliği bitiyor, İlçe Sanat Kulübü'ndeki artık bir şekilde yaşlılar kapısına alınıyor, danışma üyesi, onursal üyesi takılıyor filan. Olgunlar kadrosu. Olgunlar mı diyelim? Yani. Ben de orada olduğum için ben yaşlılar, çocuklar diye rahat rahat konuşuyorum yani. Kibarlık olsun diye söylediğim zamanlar da emekli çağındaki insanlar diyor. Yani kibarlık gerektiği zamanlarda. Evet. Ve Semih abi bu sefer sorumluluk duygusu sürekli, yani hiç bitmeyen bir şey. Yardımcı, faydalı olma isteği. Kitaplar başlıyor, kitaplar dönemi başlıyor. Ve biraz önce söylediğim gibi kitap. 21. kitap portelimizdeki. Bundan sonra da yani benim bildiğim, yani benim bilgisayarımda olan en az bazılarını da bana yükleyen, yarısını sen yaz, yarısını ben yaz dediği en azından 5-6 tane kitap var şu anda yani bizim bilgisayarlarımda olan. Böyle yani şey gibi, bisiklete binmek gibi, durduğunuz anda düşersiniz felsefesiyle. Sen abi durmadan pedal çevirmeye devam ediyor. Çevirsin. Böyle işte. Sesini yükseltmek istedim. Bir yönünü daha anlatmak istedim. Nasıl tanıştığımızı anlatayım şöyle size. Şimdi bir gün ben işte Ataş'ta çalışıyorum. Şöyle dediler ki abi seni dediler bir mimarcı arıyor. Ya dedim ben mimarcı diye ara. Hiç mimarcıyım diyor dedi. Gelmiş dedi, Ataş gezmiş. Seni dedi, balkonu çok beğenmiş. O zaman hakikaten ben çok güzel çiçekler yetiştirdim. Yani Mersin'deki en iyi sakız sardunyaları bendeydi. Hala da kökleri bende yaylandı. Bu adam dedi, bir balkon yarışması düzenlemek istiyormuş. Mersin'de dedi, seni dedi işte o zaman cep telefonu yok, aramalık istedi dediler. Neyse Sergi'yi aradım ben, dedi ki ya balkonu dedi, seni beğendim dedi, balkon yarışması yapacağız. Mersin'de dedi, katılmak ister misin? Hayır dedi. Ondan sonra bir de balkon yarışması yaptı Semih Bey, biz oradan tanışıyoruz. Evet. 1980'li yılların başlarıydı.
Evet. Tabii bu arada şeyler var, güzel sanatlar galerileri falan. Evet. O öyle maceralar diyelim artık. Güzel maceralar var. Onları ben hızlı geçtim. Yani daha çok detaylar var. Her konuya el açmış Allah'a. Evet. Ben konu başlıklarından zıplayarak geçtim. Yoksa detaylara inecek olursam çok detaylı... Yeter. Evet. Yani ben az daha şunu Atatürk'ün mesele gelişleri. Evet. Yani o kadar şey yaptığına cevap şişindim. Deseyi neymiş bu adam? Şişindim, şişindim. Kilo vardı. Şimdi ben dostlar şey oldu artık ifşa oldu biraz önce fazla söylemek istemiyorum. Sema böyle bir söyleşi yaptım. Uzun süren bir söyleşi. Onu kitaplaştırdım. 10 yıldır uğraşıyorum. Okumak için de tesadüfen diyelim artık birisine bir şey jip var, askeri jipi var. Onu da anlattım. Kendisinin lafı çok acıcak ama ben yine de çok üstü örtü bir şekilde anlatacağım. Çok meşhur, çok ünlü ve çok dramatik hikayesi olan bir sanatçıyla beraber askerlik yapıyorlar. O sanatçıyla beraber jipe biniyorlar, ikisi de asker ve selam veriyorlar. Semih abi böyle duruyor, o asker geliyor. Semih abinin arkasından şöyle yaptı, böyle yaptı. O şekilde komik yaparak albayların önünden geçiyorlar. Böyle bir şeyleri var. Rezil ettim. Şimdi orada jip geçiyor. Bu jip nasıl yazılacak? Semih abi jipim vardı diyor. Jip. Ceyhan'ın C'si. İstanbul'un İ'si, Paris'in P'si, cip. Ben de cip yazmayı tercih ediyorum. Edebiyatçılara soruyorum, kimisi jip yazacaksın diyor, kimisi cip yazacaksın diyor, kimisi jandarmanın J'siyle jip yazacaksın diyor. Ben İstanbul'da da bunu bir çok iyi bir edebiyatçıya sordum. O da bana cevap verdi ve sen ver bakayım dedim, neler yazdın? Ona verdim, düzeltmeleri o yaptı. Düzeltmeleri o yaptı ama şimdi kıvranıyor. Bu seneyi böyle ben nasıl tanıştırırım? Nasıl yaparım? Ne zaman gelecek? Ben üniversiteye gelsem o şimdi tanışma kıvranmasının içerisinde. Bekliyoruz. Yani. Böyle yani dediniz ya hocam. Acaba gerçek mesele neydi? Ben bir cümle söylemek isterim. Konunun başında Atatürk Üniversitesi'ne ilk geldiğindeki söyleri, söz, silahlarınızı bırakmayın, Toroslara yanak yapmayın, saklayın kendisi. Nutuk'ta 1990 sonra çıkışla başlar ama ondan önce başladı dediniz Ziyacım. Çok doğrudur bu. Zincirin önemli halkaları vardır, önemli halkalar. Bu çok önemli bir halkalar. Kurtuluş Savaşı'nın başlayan budur aslında. Tabii. O cesaret Anadolu halkının tanıdıktan sonra Amasya'nın bir şeyine konuşmasını yapıyorum. Geçen gün mesela şeyde de bahsettim ben bunu. Bizim Bahacım, Bağabey, Savaşı, Fransızların teslim olduğu şu Karboğazı. Şimdi Karboğazı bir cephe savaşı olarak çok büyük bir savaş değil. Değil ama öyle bir ses getirdi ki Fransa'yı durdurdu savaşta. Fransa'yla Ankara Anlaşması yapıldı. Güney cephesi boydan boya kurtuldu. Ve Türkiye'de yok olan, çok az olan ekonomisi olduğu gibi Yunan Savaşı'na yüklenebildi. O savaşta buranın kazandı. O görünmeyen bir güçtür ama çok önemli. Tabii. Bunlar çok önemli şeyler. Yani küçük diyoruz ama küçük değil. Evet. Fransızlar o bizim Karboğazı zaferi olarak adlandırdığımız Silikonları abi, Karboğazı aldatmacısı olarak tarih kitaplarına geçiyorlar. Çünkü 44 Fransız, 44 köylü 700 Fransız askerini esir alıyorlar. Evet. Tabii ki bir aldatma. Ama bu işi zaten küçümsemiş oluyorlar. Evet. Bizim de aksine olan bu kitaplarını, romanlarını, filmlerini, hatta belgesellerini yapmamız lazım. Kesinlikle. Ki yani sizin resmi tarihin yavanlarını yazacak olsan herhalde sabah kadar. Evet. Zaten Atatürk Toroslar'da bir Görük çadırının dumanı tutuyorsa
benim için yeter demiş. Evet. Bu meyhanede bir şey var biliyorsunuz. Sözü var. Yani bu kitabın başlangıcı oraya dayanır. Çok evet. Değerlidir. Tabii. Elimizde bulunması gerekir. Evet. Abi ellerine sağlık, bileğine sağlık. Böyle de güzel bir yol. Ben olunca ben imtihancıyım. Araştırmacı demek zaten yani görmediğine göre, o sırada orada olmadığına göre, değil mi? İster istemez başkalarının yazdıklarından alacaksın değerini, tutup alacaksın. Yani birçok kişiden almışsın yazarı, birçok kişiden intihar etmişsin yani. Ama bunu herkes itiraf etmez. Ama başka çaresi yok yani. Elbette orada değilsen başkalarından ne? Bir de şey, yeni kitap intihar bile olmaz. Yani bir birikime sonucu ve bunu siz yapıyorsunuz. Bir başkası, keşke onlar da yapardı. Tabii. Aydın Bey. Onu sen bana söyledin. Dedin evet. Ki, bir güzel bir yazı yazmışım folklorla ilgili. Abim götürdüm. O zaman dergiye basılacak. Kaç yıl oldu bilmiyorum. İşte yürüttüğüm verdiği eziyetle abim, bak bakalım ya bilmiyorum kusuruma. Ya o dedi arkadaş, bir ayıp bir şey işlesin utanırsın değil mi? Utanırsın. Ya o iyi bir şey yaptın da övünme dedi. Ölsün şöyle gere gere ben yaptım de. Hep böyle yapma filan. Evet. Onu bana söyleyen sen 21 kitap ürettin. Ne olursa olsun, intihar olursa bu evet. Yet, çalışmadır, bu bir alın dedi. Saygıya layık seni bu. Ben senin için tam alkışlıyorum. Aydın, sen... Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Seni Oğuz Öncesi tabii iyi ki tanımışım. İyi ki onunla beraber bana esinlenmişim ondan. Onun sayesinde de biz de Mersin'in gerçek sahibi kim olduğunu açıkça görmüş ve öğrenmiş oluyoruz. Başkanımızın da başta oturduğu gibi Atatürk'ün son sözlerinde işte Mersin'in gerçek sahibi oluruz sözlerini ben çok önemsiyorum. Çünkü Mersin'de hep işte Mersinlere sahip çıkın gibi bir ifade olduğu düşünülerek hep bunu dile getiriyorlar ama aslında Mersin'in gerçek sahibi olmak nedir ve Mersin kent bilinci nedir, Mersinlik nedir? Tabii bunu iyi anlamamız ve algılamamız gerekir. Ben Semih Hocam'a teşekkür ediyorum. Hem kitapta bunu özellikle bu kısmı Fatih Başkanımız da bize anlattı, aktardı. Ve işte ben Semih Hocamızın bir gerçek bir Mersinli olduğunu ve Mersin'e sahip çıktığını gerçekten yürekten inanıyor ve kendisinin şükranlarını sunuyorum. İyi ki varsınız hocam. Ben nereli olduğumu bilmiyorum. Kasımpaşa'da doğmuşum. Ama annem babam Ezine'de. Annem de Ezine'nin bir köyünde. Demin Ziya anlattı, ben annemi geçemedim diye denildi. Kabataş Kız Lisesi'nin ikinci sınıfında babam evlenmek için ayağı atmış anama. Fakat evde hep kitap okunur. Hep sürekli bir aile dergisi gibi bir sürü okunacak bir şey olurdu. Evvelki gündü galiba. İst TV'de bir tren yolculuğu, dünyanın en güzel tren yolculuklarından birisi. Şimdi dedi trenimiz dişli tekerleklerle tırmanacaktı beyim. Bunu bana annem anlatmıştı. Ne Google vardı, ne bir şey var. Annem nereden biliyordu İsviçre'deki dağın birinde dişli tekerlekli tren olduğunu. Onun için ben hala yeni öğrendim diyorum. Annemi aştım mı aşamadım mı bilmiyorum. Allah rahmet eylesin. Çok el verdi, çok terziydi annem. İşte daha genç bir cumhuriyet, 20 yaşlarında cumhuriyet, bayrak kıtlığı var. Sümerbank'tan kırmızı kumaş alırdı yünlü. Babaannemin dikiş makinesini beyaz patiskadan onu iyice kaynatır çekmesin falan diye ayıldız keser, diker ve ondan küçük bir gelir elde eder. Yani yokluk, büyük bir yokluk vardı. Hiçbir şey yoktu ki. Yani her şeyi üretmeye
çalışan bir annenin babanın günümüzde şimdi ne ararsan süpürge, süpürgelik diyorsun, envai türlüsü var. Biz burada Mersin'de dekorasyon yapmaya başladığımız zaman süpürgelik yok. Hatta İstanbul'da evimizde Ayşe Sinan'a hamile, eve taşınacağız 3-4 gün sonra karnı bulduğunda marangozhanede süpürgelik kestiriyor. Şimdi istediği süpürgelik var. Yani bolluktan boğulmuşuz, hak etmediğimiz bir lüksü yaşıyoruz. Onun için de galiba batıyoruz. Sözü şöyle bağlayacağız. Yani. Demin birkaç arkadaşımız çok güzel şeyler söylediler Atatürk için. Bunu Mersin için bir komite yapar mı Sayın Fatih? Yapmaz mı bilmiyorum ama Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı Mersin'de başlattığını. Evet, bu çok önemli. Kan kusarken gene son seferini, son çabasını gene Mersin'de Hatay'ı kurtarmak için. Hatay için Mersin'de. Yani bu bana tüylerim diken diken olmuş. Türkiye'de Cumhuriyet kurulmuş, eşiyle beraber sembol bir aile tipini göstermek için Anadolu'da, Türkiye'de, İstanbul'dan evvel Mersin'e geliyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Hiçbir yer yok da daha meşhur değil Atatürk. Atatürk Mersin'e geldiğinden 7 gün sonra Time dergisine kapak oluyor. Yani bu nasıl bir Mersin gelişinden sonra? O 17 Mart gelişinden sonra. Evet, 17 Mart gelişinden sonra Time. Evet. Time'daki kapak resmi o Mersin'e sanıyorum aynı kapak. Evet, evet, kapak. Selin Hocam toplam 9 defa mı diyoruz, 10 mu? Yani. Şimdi genelkurmay bile 9 diyor. Ama o, şimdi saymıyor mu? 5 Kasım saymıyor. 5 Kasım saymıyor. Gizlice geldi o. Sayılmıyor, evet. Sayılmasın. Binbaşı Tuğgeneral. Ordular komutanı. Gondoros Mütarekesi ile ordular kapatılınca İstanbul'a gidecek, çalışmalara başlatacak, köprüye alacak, ne derse. Niye Mersin'e geliyor? Çıkarlı git buradan başlayacağını söylemek için. Yani Mersin kör bağırsak, yani Adana'da bunu söyledi, ondan sonra İstanbul'da gitti diyelim. Niye Mersin'e geliyor? Mersin'de böyle bir Karamancılar Konağı'nın ikinci katındaki odada yemekte böyle şeyler söylüyor, silahlarınızı sahip olunuz. Esas mücadelemiz şimdi başlıyor dediği yer Mersin. Acaba ilk işgali buradan başlayacağımız onu Yunanlıların işgaliyle başlamış gibi Anadolu. Şöyle Mondros Mütarekesi'nin metni eline geçince o zaman çok yakında bir işgal olacağını hemen anlıyor. Ben bilgileri geçirmek için söyleyeyim burada yani bilgileri herkese kısım kısım. Cem Güldeniz gelmişti. Başkanım, da mesela konuşur musunuz? Buraya Cem Gürdeniz geldiğinde dedi ki Atatürk o Mondros Mütarekesi anlaşması imza şey yapınca hemen onu genel komisyon demek istiyor. Okuyor. Orada 7. maddenin işgale açık bir şey olduğunu görüyor. Hemen buraya şey çekiyor. Bu işgal maddesidir saraya. Eğer diyor İngilizler buraya çıkarsa İskenderun'da o zaman Yıldırım'da ateş açar. Öyle olduğunu söyleyince bunu maraza çıkaracak bu anlaşmayı bozacak orada derhal şeyini bırak komutanlığı Adana'da teslim et Ankara'ya geldi. Akşama 2 Kasım'da Adana'ya geliyor. Orada Ayan'la gizli bir toplantı yapıyor. Onu ben de Adanalıların yazdığı her kitaplarında görüyor. Hem Mersin'de yaptığı orada ilk kendisi de ifadesi var. Ben de ilk defa milli mücadele düşüncesi Adana'da oluşmuştu dediğinde Adana'daki ayağın eşrafla toplanıyor, kararlar alınıyor. Orada silahların olmaması konusunda ilk şeyini orada söylüyor. Yani Toros Dağları'nın ötesine hatta Cem Gülteriz'in söylüyor tabii tarihine göre diyor ki
Müslümanı asla Samanda Silifke hattının üstüne çıkarmayacaksınız. O karbon. Yani ölümüne onu çıkarmayacaksınız. Asıl savaş başlayıncaya kadar o silahlara sahip olun. Gerilla savaşlar. Yani askerlikteki o kuvay birliği yapıp zaman kazandırıyor. Onun 19 Mayıs'ta çıkıp da milli orduyu kurup ve o kuvay birliğini bir tek ordu altında o sürede bu zamanı kazanır. Tabii bu büyük bir strateji. Tabii. Ve Mersin'e gelip de onu ben sizler dedim ama tamamlamak için söyleyeyim. Büyük bir deha Mersin'den başlayacak işgal diyor ve gerçekten de 5 Kasım'da geliyor. 17 Aralık'ta İngilizler çıkıyor. Evet. Şimdi ne? Yani Anadolu'nun ilk işgali buradan başlıyor. Hani anlatılan biz çocukluğumuzda falan sanki Yunanlılar İzmir'e çıkıyor işgal diyor. Evet, evet. Hayır, ilk işgal ve bunu söylüyor. Bunun için geliyor buraya. Tabii. Ve bu lütfen bu silahları diyor Toros Dağları'na köylere kaçırın diyor. O hep biz biliyoruz. Yani buraya gelişinin nedeni işgalin buradan başlayacağını jeopolitik bir deha olarak, stratejik olarak söylüyor. Evet. Ve ondan sonra da bakın İktisat Kongresi'nin arasında bittikten sonra da o 17 Mart'ta gelişti de orada milli ekonominin temelini attığında da Mersin'in sahip çıkın ticaret ve şeyde pek mühim bir yerdedir. Yani İktisat Kongresi'nden sonra iktisadi bir atılımın öncesinde de evet. Mersin'in alacağı rolü çok iyi biliyor yani liman nedeniyle. Tabii. O yüzden hani o 5 Kasım'daki gelişi bana göre buraya gelmesinin işgalin Mersin'den başlayacağını görmesi. Ve Atatürk'ün o yani gerçekten İskenderun askeri strateji olarak silik kattığının üstüne düşmanların çıkmaması talimatında Cem Gürdeniz askeri kaynaklar beraber genelkurmayla olmuş. Benim bu arada bir bu. Şey var, öngörüsü yüksek bir paşa daha var. Enver Paşa, Sarıkamış'ın kahramanı biliyorsunuz Enver Paşa. Sonradan Özal onun mezarını getirdi ve bir anıt mezar yaptırdı. Enver Paşa da çok öngörülü ve vaziyeti anlıyor. Yine Atatürk'ün bu metni görüp de ne olduğunu anladığı gün, yani 3 Kasım'da bir İngiliz gemisiyle ülkeyi terk ediyor. Şey, Enver Paşa. Enver Paşa. Evet. Yani o kaçıyor. Evet. Yani o işgale izin verecek maddenin evet. Mersin'den başlayacağı İskenderun'dan. O da anlıyor ve kaçıyor tamam. Evet. Ben yani onu bunları nasıl yazmamalıyız yani? Bunları pardon bir katkı daha yapabilir miyim? Bu katkıya bir katkı daha. Katkını koy. Buyurun. Yaşar Bey siz de derneğimizin bizim üyelerimiz. Şimdi bu o kadar önemli ki Sema abi dedi yani tüylerim diken diken oluyordu diye ilk buraya geliyor. Sonra buraya geliyor. Bence bundan kısımda başka bir şey. Yani nasıl yazabiliriz diyor ya. Şimdi bizim işte konuşmacılar söylüyor 19 Mayıs'tan başlatınca Atatürk'ün Osmanlı kurmayı özelliğini unutuyoruz. Yani daha doğrusu dikkatimizden kaçıyor. Osmanlı kurmayı şu demek. Osmanlı'nın son kurmayı İttihat Terakki'yle başlıyor biliyorsunuz. Yani ya istiklal ya hürriyet diye. İşte Emirler, Cemal Paşa, Talat Paşa bunlar ilk üç. Atatürk ikinci grupta geliyor diyorsunuz. Ve onun İttihat Terakki ve siyaset olduğu ilişkilerine bir konuşma yapıyor. Arkadaşı Burdar Ateşesi diyor ki burada kalırsan İttihat Çarşısı'nı vuracak, sağlam bilgi arıyor. Burada ben büyük etki olacağım, sizi Burdar Ateşesi'ne ateş olarak götüreceğim diye öyle oluyor. Şimdi bu kurmayın özelliği şu. Bu kurmay, bunu İlber Ortaylı söylüyor da biraz örnekler anlatsa daha iyi olacak. Yeryüzünde imparator kurmayı zor yetişen bir şey diyor. Bu tarafta Çin var imparatorluk, bu tarafta Roma var bak zaman hatırlayın. Sonra yine Roma'nın bölünsel işte İngiltere özellikle alıyor. 1215'te Magna Carta ile yeni imparatorluk, işte Avusturya, Macaristan vesaire. Ortada Osmanlı İmparatorluğu ve onun kurmayı var. Bu kurmayı da affedersin şeytan gibi. Bütün anlaşmaları takip ediyorlar. Bize anlatılan tarihteki eksiklik şu, Mustafa Kemal'in buraya geliş, daha doğrusu İskenderun'da tavır koymasını belirleyip Sykes-Picot'u çalışıyor Mustafa Kemal. Bakın arkadaşlar, Sykes-Picot'u kulak olarak duyuyoruz. Sykes-Picot, Sevr'in atasıdır. 1916'da imzalanıyor. İngiltere, Fransa, Rusya. Sykes-Picot, bir de Sazonov var, o söylenmiyor. Üçlü imza. Yani bu taraf Rusya'ya dönüyor biliyorsunuz. Şimdi bu
Sykes-Picot anlaşması sonrası ikisini biz de birden yırtıp atıyor Mustafa Kemal Rozan'la. Yani bu üç anlaşmayı biz hiç unutmamamız lazım. Döne döne çalışmamız lazım. Yani Sykes-Picot olmadan Sevi anlayamayız demek istiyorum. Sykes-Picot'u anlarsa evet. Mustafa Kemal'in niye İskenderun'a kılıcı atıyor? Ateşe çağırılıyor şeye. Maşallah yani, Allah'a da gönderiyor. Yani kılıcı atmaktır biliyorsunuz. Evet. Türklerde öyle bir deyim ben, kılıcı atmak. Sonra buraya geliyor. İstanbul, bak hep deniz, İskenderun deniz, Mersin deniz, şey deniz, İstanbul deniz, Samsun deniz. Fakat direniş deniz kenarlarında değil, bağrında, Anadolu'nun bağrında şekilleniyor. Samsun'a çıkıyor ama Samsun'da manifesto yazamıyor, yazdıramıyor. Manifesto Amasya'da yazıyor. Bunlar çok enteresan konular. Ben zamanında Semih abi şeyi soracaktım. Mimarlar çok iyi bilirler. Mersin amfibi bir kent. Yani yarı deniz, yarı karasal. Bizim ama yurtta yaylayı çok severiz. Buranın eski misafirleri ise denize bakarlar. Deniz demek ufuk demek. Konuştuğumuz kişi bir Türk. Atatürk ismini anlatmış. Ama Selanikli bir çocuk. Selanikli. Yani Akdeniz medeniyetini çok çok iyi biliyor. Onun çıtasında yaysıklar bir ölüm, sonra cumhuriyet, sonra uygarlık var. Bir bakın, milli devrimlerde öncülük yapanlar var, uygarlık kurusu Atatürk kadar olan var mı? Yok. Dolayısıyla bu Akdeniz medeniyetinin çocuğu bizim önderimiz Atatürk. Onu buralarda hissediyor işte. İstanbul'da, evet, burada, İstanbul'da, evet, burada bu deniz konusu çok önemli. Evet. O bakımdan Semih abinin sorusu, yani tüylerin diken diken oluyor diyor ya, evet, aynı şeyi buradaki insanlar da hissediyor. Bu konuya özellikle sanat kurumumuz tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Devam edelim demek istiyorum. Çok güzel bir yerden teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Çalışıyoruz. Özellikle saygı duyuyoruz. Yani saygı duyuyoruz. Özür dilerim. İlk hafta daha niye saygı duyuyoruz? Bu ışık olayı başladığında hatırlarsanız televizyonda bir an gördüm. Bye bye saygı duyuyoruz dedi. Yani sen falan demedi. Bye bye saygı duyuyoruz. Yani ışıklılar falan Sykes-Picot'dan başlattılar o gün şeyi. Ya ben o anlaşmayı duyuyordum ama demediler Sykes falan. Sykes-Picot o yüzden Selvin'in de atası ilk çalışması Anadolu'nun paylaşımında. Ben o yüzden teşekkür ederim. Evet, yani sağ olun. Peki. Semih abi, verdiğin bilgilere çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sağ olun. Şöyle, Atatürk, Mersin ve Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesine başlatmadan önce ben ailemle ilgili ve bizzat olayın içerisinde bulunanlardan dinlediğimi aktarmak istiyorum. Benim anne tarafım Suriyeli. Annemin dedesi Mondros Ateşkes Mütarekesi Atatürk'e bildirildiğinde kendisi onbaşı rütbesiyle Suriyeli'ydi. Onbaşı Osmanlı tarlası, Suriye'de, Halep'te onbaşı terzi olarak çalışıyor Atatürk'ün karargahında. Mondros mütarekesinden sonra Alman generalinden görevi devralan Atatürk ne yapıyor? İşte hepimizin bildiği gibi ordusunu, 7. Ordu'yu, Milli Ordu'yu Suriye'den Adana'ya, o ovaya getiriyor. Benim annemin dedesi de buralara gavurlar gelecek, bundan sonra dilimizi de yaşayamayız diyerekten Mersin'e geliyor. Niye? Kendisi de çünkü aslen Laskiye'ye. Laskiye'ye gideriniz var mı bilmiyorum. Laskiye Mersin'in birebir benzeri bir şehir. Mersin'e Atatürk'ün ordusuyla beraber Mersin'e geliyor, ailesini yerleştiriyor. Anneannem iki kız kardeş, anneannem en büyüğü, o zaman 8 yaşında. Ve ne oluyor? Atatürk burada, evet, bahsedildiği gibi Kurtuluş Savaşı'nı burada başlatıyor. Ama ancak ben 1976 yılında arkadaşlar Libya'da, Tobruk'ta askeri liman inşaatında Sezai Türkeş Fevzi Akkaya, kısa adı STFA'da çalıştım. Bu bir askeri liman inşaatıydı. Denizaltı tamir tahliye lampaları da yapılıyordu. Personel, insan bilir, personel memuru olarak gittim oraya. 1911 yılı deniz lisesi mezunu, Tobruklu, o zaman çok ileri yaşlarda olan Süleyman İstanbullu, Tobruk'ta bilinen birisi Libya'da, ondan ve arkadaşlarından Atatürk'ü dinleme
şeyine şansım vardı yani. Şöyle diyordu. Atatürk biliyorsunuz Çanakkale'ye Tobruk'tan, daha doğrusu Dernek Kuvvetler Komutanlığından geçti. Fakat Atatürk o arada esasında hocam Kurtuluş Savaşı mücadelesini Osmanlı'nın tarih sahnesinden silineceğini Libya'da görüyor ve şöyle bir şey yapıyor. Meşhur Ömer Muhtar biliyorsunuz Sulusi tarikatındadır. Tarikat deyince orada dini almayın, aşiret gibi. Sulusi ailesinde Muhtar Muhammed Sulusi'yi yanına alıyor. Diyor ki 1911-12 İtalyanlar buraya gelecek, Osmanlı İmparatorluğu dağılacak. Süleyman İstanbullu'dan bizzat dinlediğim şeyler hocam. Dağılacak. Dolayısıyla sizi burada benim organize etmem lazım. Beni yapıyor kendi himayesindeki 13 tane çavuş, onbaşı, subayın gayipliğini veriyor. Askerlikte biliyorsunuz gayiplik ölmedi, kayıp. Gayipliğini veriyor ve bunların emrinde Sulusi tarikatını ta muhtara kadar gelen aslan sonra İtalyanlar tarafından eğitimini bunlar üstleniyorlar. Ve Libya'da tarihinde hayalet 13'ler diye geçiyor. Bu şanslar. İncelerseniz göreceksiniz. Hayalet 13'ler. Atatürk'ün gayipliğini verdiği ve Atatürk sonra Çanakkale'ye geliyor. Yani demek istediğim şu. Evet Adana'da bu şeye karar veriyor. Ancak Mersin'de bu işi pekiştiriyor. Fakat ondan öncesi var. 1911-12'de buraya karar veriyor. Osmanlı'nın yıkılacağını. Bir örneği daha var. O zaman hemen bitiriyorum. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu subayı kendisi ve dolayısıyla da Almanlarla ilişkileri çok iyi. Hatırlarsanız bir tren istasyonunda Tarsus'ta Libya'nın o meşhur beyaz kıyafetiyle Atatürk'ü karşılayanlar arasında Muhammed Sulusi var. Muhammed Sulusi ne yapıyor? Alman denizaltısıyla daha kendisi Libya'dayken İstanbul'a oradan Tarsus'a yolluyor. Neden biliyor musunuz? Ben diyor bu cahiteti başlattığımda dini konuları üstlenmek üzere Sulusi'yi buraya yolluyor. Ve Tarsus'ta 9 sene ikamet ediyor. Esas merkezi burada. Resimlerinde var bunlar. Sulusi ve Tarsus'ta. Evet tabii ki. Muhammed Sulusi, Libya'dakinin dedesi. Burada kalıyor. Kayıtlarda bunlar arşivlerde çok açık ve net var. İncelediğiniz zaman göreceksiniz. Ve fotoğraflarda görüyoruz. Evet o fotoğraf çok meşhur. Yanında çünkü tek duran tren istasyonunda olur ve Tarsus'tur orası. Ve Kurtuluş Savaşı sırasında da Yobazlar demek zorundayım. Din inancı olanlara kesinlikle herhangi bir şeyim yok. Onlara karşı fazihir olarak kullanıyor. Sonra Sulusi'yi Cumhuriyet ilanından kendisi de bir yaş aldıktan sonra diyor ki seni ne yapayım, nereye olayım? Paşam diyor beni Mekke'ye yollayın ve bu muhterem zatı da Mekke'ye yolluyor. Orada da vefat ediyor. Teşekkür ederim. Kuvvetlendirmek için sağ olun. Böyle aklıma geldi. Alev Coşkun'un Alev Coşkun'un kitabı çıktı. Samsun'a çıkmadan önceki 6 ay diye. Burada öneriyorum. Atatürk'ün İstanbul'a gitmeden, yani 13 Kasım'da İstanbul'a gidiyorsunuz. Gitmeden 14 günü gibi yani o tarihi şeyden bir çalışmayı hep beraber bu anlatımlarda bilen insanları da çağırıp duyuralım, belki aramızda olmayanlar da var. Atatürk'ün İstanbul'a, o gara inmeden evvelki 14, yani 31'den hesapladığımızda 13 Kasım'da diye hatırlıyorum. 14 günü diye bunu Adanalılardan da alalım. Çünkü orada ben bazı kişisel şeylerden öğreniyorum, hatıralardan görüyorum, Adana'da yaptıklarını. Onlarla toplanıp aslında çok güzel bir şey olur. Çünkü yok böyle bir şey. 14 evet. Gün üzerinde çalışılmamış yani. Evet. Peki teşekkür ederiz. Başka sorusu katkısı olan yoksa biz iddiaya geçelim. Sen abi de fazla yorumlar. İnsanlar esas kim diyor olacağım. Ne gözünü görüyor? Sen söyleyeceğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Bütün arkadaşlar da şunu gördüm. Atatürk-Mersin ilişkisini biliyorlar.
bu sevgiyi de biliyorlar. İlk Türkiye'nin ilk çiftliğini burada kurduğunu biliyorlar. Herkes traktörün 1950 yılında Adnan Menderes tarafından getirildiğini zanneder. Filmi de var. Evet. Ama dünyanın en son teknolojik traktörünü Atatürk Mersin'e getiriyor. Sadece bir traktör değil. Jeneratör, su pompası, bütün ekipmanlar, marangozhane, müthiş bir yatırım. Biraz kör bakmışız galiba. Yani şimdi bu son iki sene evvel Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Şükran duyuyorum. Gittim, o traktörün aynısını Mersin'de yapmışlar. Gerçekten eski bir aynı traktör. Böyle yaması şuyu yok veya yeni bir tarafını görmüyorsunuz. Arkasında da kimsenin fark etmediği bir şey var. Mersin'i kurtaran veya Mersin'i yapan Pamuk biliyorsunuz. Daha motorlu traktör yok. Atlı bir traktör var. Gazi Çiftliği'nde giderseniz o traktörün arkasında bir tane atla çekilen traktör var. Pamuk traktörü. Bir tane de bende var. Bir tane de Tuncer'de var. Tuncer gitti. Şimdi bu atla çekilen traktör aslında Mersin için çok önemli bir şey. Nihat Bey tarihini de okudu. Özellikle ilginç bir yazı var. Yani Mersin'de pamuğun işlenmesi, dünya pamuk krizinin çözümü olması, Mersin limanının olması, Atatürk'ün Mersin ziyaretleri çok önemli bir yerde olması denir. İki kulağımızın arasından boru döşer. Çık gidip çıkıyor. Eş zamanlı olarak dünyada bir ikinci merkez daha Mersin limanı gibi. Neresi? Singapur. Bugün Singapur'u biliyorsunuz. Dünyanın göz bebeği. Biz niyeyse Mersin'de her şeyi küçültmeye çalıştık. Bu Mersin'in zenginliklerinin arasında bu Atatürk'ün Mersin ziyaretlerini böyle fazla edebiyle olmadan sizin katkılarınızla bir araya getirip nasıl bir şey yapıp Mersin'e hediye edebiliriz? Yani burada bunu ben yapamam. Birincisi gözlerim iyi görmüyorum. İkincisi aklım iyi çalışmıyor. Ama gerek 1000 kişilik Sedat Adem 1000 kişilik diyor. Mişel Sanat Kurulu'ya 1000 kişi getirecek. O sözü var. gerek Sedat'ın söylediği notlar, gerek Serkan Bey'in söylediği notlar çok önemli bence. Yani Atatürk Mersin için çırpınıyor ya. Evet, böyle mi olur? Evet. Arkadaşlar ya çırpınıyor. Evet. Her şeyi vermeye hazır. Semih abi burada bir ifadesini şimdi gördüm. Şöyle, daha önceki Mersin gezilerinde kentin gelişmesi için güneyden kuzeye 5 adet caddeler açılması gerektiğini söylemiştim. Tekrar söylüyorum, şahsınızda Mersinler hitap ediyor, Mersin'e sahip. Yani mahallesine de şey yapmış, sistemli konuşuyor. Ya, son gelişimde söylüyorum. Evet, ben bunu gördüm. Hakikaten çırpınma dediğim, yani Mersin gelişim içinde imal ettiler her şeyi. Teşekkür ederim yani, bunu bilmiyordum. Çok. Tam, evet. Tamamı bizim bültende var. Evet, Ali Bey buyurun. Gerçekten Atatürk Mersin'in çırpınışını onu gördük yani bütün konuşmalardan ve okuduklarımızdan. Bunun dışında ikimiz de olan Sevin abimiz de hep Mersin için çırpınmış. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu aralar kendisini bu tip şeyler için evden alıp getirme fırsatım oldu. Bundan dolayı da ancak ve ancak Sevin abi daha yakından tanımak için böyle fırsatlarımız olması gerekir arkadaşlar. Daha çok zaman geçebilme şansına. Gereken anlattığı şeyler, hikayeler ya da geçmiş yaşanmışlar çok çok önemli. Sadece bir ruhsal olarak, beyinsel olarak, kültür, sanat, tarih değil. Aynı zamanda mimar olmasına rağmen binaların
o güzel bir eski Mersin evlerini, bahçeli vesaire evlerini, termik devlerin yerine binalar bitirmeye başladığında görmüş bakmış gibi arkadaşımızın balkonu çok güzel. Balkon çiçekleri çok farklı. Mersin'e demiş bir balkon, çiçekli balkon yarışması düzenliyor. Yok, Önce başka bir yerden aklına gelmiş ya bir balkon yarışması yapayım diye. Demişler ki ya bir balkonu var bir adamın, onu gör demişler öyle. Yani dolayısıyla birçok mimar ya da birçok müteahhit daha çok para kazanmak için belki de o balkona perforce, o güzel demirlerden ya da şeylerin yerine işte alüminyum yapar. Onun yerine belki pirinçten balkon yapalım falan der vesaire bilmiyorum ama onun seni beğen, dikkatini çeken balkonun güzel görünümü. Zaten o bahçeli evleri kaybettik bari yapılan binalarda balkonlar güzel olursa biraz daha şikayetimiz de güzel görünüyor. Yani Mersin'e diye niye geldin? Böyle bir sevdalı insan. Mersin'e niye geldin? Evet. 1969'da, 68'de evlendik, 69 yazında Mersin'e geldim. Hayran kaldım. Türkiye'nin %75'ini dolaşan bir kişi olarak Mersin'e görünce şaşırdım. 84 evlerde Baldız oturuyordu. Orada yemek yedik. Öğleden sonra Ayşe dedi ki hadi plaja gidiyoruz. Ya bugün 84 evlerden bikiniyle Hilton'a yürünebilir mi? Hilton'un yerinde veya biraz daha doğrusu şimdi adı plaj yolu. Evet, plaj yolu hala o ısırağın arkasında Akdeniz plajı vardı. 50 kuruşa denize girdik. Bu müthiş bir şeydi. Bu olağanüstü bir şeydi benim için. Teşekkürler. Bunun üzerine bir ilaç firması sahibi Ziya Bey, sahibi değil, propagandisti Ziya Bey dedi ki sizi bir antik kente götüreyim. Bizi Soli Pompei Polis'e götürdü. Etrafta hiçbir şey yok. Sadece o sütunlar. Harika bir yer, şehrin içinde gibi. Ben burada yaşayacağım dedi. Burada öleceğim dedi. Yani Ayşe dedi ki, benim orada 10 tane teyzem var, 20 tane dayım var, halam var, biz orada para kazanıyoruz. Ya biz para kazanmaya gitmiyoruz. Biz rahat yaşamak için, keyifli bir ortam bulabilmek için İstanbul'u terk ettik. Bunun için geldim. Bahçeli evlerde, bir bahçeli evde kiralık oturabilmek için. Ama gelinceye kadar, o kadar kısa sürede o ünlüfer apartmanı var. Orada bir ilk yapılan bir apartman var. O apartmanla sonra pek çok bahçeli birkaç yıl içinde evimi değiştirdi. Hep yüksek katlı binalar oldu. Önünde deniz vardı, deniz yok yani. O otel vardı, çok keyifli deniz oynanan otel vardı. Otel. Yani Mersin değişti şu bu. Hala Mersin sevgimiz var. Eskiye özlem yanlış bir şey. Yani eskiye özlem fotoğraflara bakarsın. Fotoğrafa bakınca ben hiç beğenmiyorum kendimi. Çünkü ne zaman fotoğrafa baksan biraz daha ihtiyarlamış oluyorsun. Biraz daha yaşlanmış oluyorsun. Belgelerde Mavis için ufukta Mersin için ne yapabiliriz? Biz buraya niye geldik? Ben burada ne öğrendim? Bir şey daha ne yapabiliriz diye sizin anlattıklarınızla küçük belgelerde oluşabilirse tıpkı Turgut Özakman'ın yazdığı şu çılgın Türkler var ya, evet. O hep böyle küçük küçük kağıtlardan bir araya getirilmiştir. Anılar. Kendisi anlattı. Yani hiç ortada bir şey yok. Bizim demin söylediğiniz Karboğazlı Savaşı'nı da anlattı. Çok keyifli olarak. Yani biz bir hırka öleceğiz ama elimizde çile çile yürüyor. Hep küçük küçük yün parçaları, ipler şunlar var. Biz onları ucuza ekleyip nasıl bir cacala veya kala veya bir halı dokuyabiliriz? Buradan bir şey çıkarabilir miyiz? Bunun umudundayım. Vakit çok oldu. Biraz da kitaba geçelim. Sorularımızda gene cevaplarım. Ben de bir soru sormak. Buyurun başkanım. Sağ olun. Başkanım, 29 Ocak 1925 Perşembe Çiftlik, Gazi Çiftliği.
ve Sadık Taşucu'na bu konuda düşüncelerini söylüyor ve bir çiftlik satın alma istiyor Atatürk'ümüz. Biz geçen hafta Gazi Çiftliği'ne gittik başkanım. Evet. Hayran kaldık. Hayran kalmak elde değil. Orada sunum yapılıyor, anlatılıyor. Çok güzeldi gerçekten. Gezdirdi oradaki yetkililer müdürlerimiz. Şunu sormak istiyorum. İşte burada da yine bir bahçeye götürüyor Mithat Toroğlu. Orada bir portakal veriliyor. Ve hayır diyor, kendi bıçağımla keseceğim diyor. Ve kendi bıçağıyla portakalı kesiyor ve tadına bakıyor. Yine İtalya'dan tohum geliyor. Tarıma olan ilgisini ve Mersin'e olan bu anlamda ilgisini nasıl yorumluyorsunuz başkanım? Valla 1925'te Mersin'i ziyaret ettiğimde bu daha belki baskılarda yok şu söyleyeceğim şey. Evet. Daha kalpaklı bir fotoğraf çektirmiş. Eski yazıyla yazılıyor. Tarihi sadece 1925 diyor. Diyor ki Mersin'in gelişmesi ticaret dedir ama bir de buralarda narenciye mi gidilmesi lazım? Özellikle portakal. Portakal için bol su lazım. Siz önce suyunuzu halledin. Artezyen diye bir yerin önünde çekilmiş bir fotoğraf. Yani bu ne kadar tematik. 1925 ancak 10 sene sonra Toroğlu şimdiki müze olan tesisleri açabiliyor. Yani bazen her şey zaman alıyor. Ben de biraz evvel arkadaşlar söyledi. Buğdan Gökçelere'nin kitabını 19 ön sözü de yazılmıştı. 19 yıl sonra basılabildi. Bazı şeyler zaman alıyor. Ama gördüğümüz şu ki toplantıyı kimse toplantıdan kaçmadığı için demek ki hepimiz bunu can gönülden dinliyoruz. İçimizde bu Cumhuriyet, Atatürk sevgisi bizi bir araya getirdi. Bundan dolayı da çok çok mutluyum. Bakın, internete bakın. Demin arkadaşlar dedi ki ben mağazaları gezdim. 100. yıl logolu bir gömlek yok, bir tişört yok, bir çapka yok. Sadece hükümete yüklenmiyor. Evet. Hiç kimse yapmak istemiyor Cumhuriyeti. Bakanlık zorlamışlar herhalde. Bir bayrak yapmış bakanlık. Hani şu televizyonun kenarında da görüyoruz ya. Şeyin göğsünde Ali Gök. Ticaret odası basmamış. MTSO basmamış sağ olsun. Mersin Ticaret Odası. Onun tam tersi bayrağın içinde yani kırmızı ekran içinde beyaz olarak basmamış. Çok güzel. Ama altında şu yazıyor arkadaşlar. Bakın internete görebilir misiniz? Türkiye yazıyor. Hayır. Milli müdafaanın milli mücadelenin 100. yılı. Yani milli mücadele bitti ki Atatürk Cumhuriyeti kabul etmiyorlar. Cumhuriyeti kabul etmiyorlar. Şimdi bizim Mersin 100. yılı kutlamayıcısı olarak biraz logomuz geçti ama bir logoda biz şey yaptık. Bir pankartı. Hiç logo yapmayın. Öyle mi? Mersin için bir şey yapmadı kimse. Bir madalyon yapmadı. Bir çeşme yapmadı, bir park yapmadı, bir anıt dikmedi. Müze teklif mi oldu? O komiteler hep kuruldu, kuruldu. Sadece bir tane. Hatıra para, pul önerdi. Ya, ben o zaman yani, arkadaşlar bir şey, çok önemli bir bir şeyi atladığımı hissettim şu anda fark ettim. Hepinizden özür dilerim. 75. yılda Semih abi vali danışmanıydı ve o zaman Semih abinin önerisiyle iki müdürün elinden tutup valinin karşısına çıkmasıyla Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi yapıldı 75. yıl anısında. Semih abi. Müdür karşı çıkıyordu. İki tane önemli müdür karşı çıkıyordu. Sefer onların ikisinin elinden tuttu. Valinin karşısına götürdü. Sayın valim bu müdürler karşı çıkıyor bu okula dedi. Ve vali onlara bir
Masaya yumruğunu vurdu. Bu yapılacaktır dedi. Evet. Paramız yok dediler. Bu evet. Bulunacaktır dedi. Yani şimdi 100. yılda rozeti yaptıramıyoruz. Şenolay'ın yanı mı? O okulun temeli atılırken hiç tahsisat yoktu. Hiç para yoktu. 0 lirayla atıldı. Bina bittiğinde de gene para yoktu. Açılışını yapacağız. Vali Bey dedi ki, bu binaya kim para verdi? Bu yapıldı böyle. Farkında bile değil. Mersin Liseliler Derneği 20.000 dolar toplayıp hediye etti. Neden biz eğitim iş, bu meclisteki o zaman bir müjde gibi olacak ama eğitim iş şubesi belediyemizle konuşarak bir okula 100. yıl Anadolu Lisesi diye isim olacak. O söylediğiniz yani geleceğe bırakacak 100. yıl müzesi belediyemizden öğrendik şu Çankaya Lisesi'ni diye ama maalesef onun kaderi biçilmiş. Hiç olmazsa 100. yıl anaokulu olsun diye. Hakikaten tarihe geçecek birkaç mekan çünkü bu laflar geçecek. Bir haftalar geçecek, bitecek. Orada da 100. yılla ilgili geleceğe yönelik bir şey kalmayacak. Yani bir evet, sanat eseri olur. Yenişehir Belediyesi buna sözünü verdi. Yenişehir Belediyesi. Ha bugün de 3'te bir açılış vardı arkadaşlar. Belediyemiz Atatürk'ün danışmanı olan, o deniz şeyinde olan onun torunu Tüpraş'ın genel müdür yardımcısı. Onun ismiyle bir kütüphane açılışı. Nerede olur? Evet. Kültür evet. Merkezinde. Evet, kültür merkezinde. Tabii buyurun. Şimdi, buyurun. Evet. Kim konuşacak? Ramazan Çakıroğlu. Ramazan'la bir şey söyleyeyim şuna bağlı olarak. Çok özür dilerim sizden. Buyurun buyurun. Kütüphane dedi ya. Evvelki gün Osman Şahin aradı. Aslan Gölü yazar Osman evet. Şahin hepimiz biliriz. 18.000 kitabım var. Mersin'e hediye etmek istiyorum. Orada adıma bir kütüphane kurulmasını istiyorum. Yenişehir Belediyesi üstünde çalışıyor mu? Diye biliyorum. Evet. Ramazan Bey buyurun özür dilerim. Söylediğinizle ilgili parantez arası bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Beysa Dayı da kitapları herhalde şeyde, Torus Üniversitesi'nde. Beysa Dayı. Osman Şahin. Aslan Beysa Dayı'nın kitapları orada. Osman Şahin'in kitapları. Tabii ne olur bilmiyorum. Şey. Ben şimdi şunun için bir soru sormaya ihtiyacı duydum. Ben de yaklaşık 1992'den bu yana Adana ve Mersin bölgesindeyim. Mikrofon verin arkadaşa. Efendim? Mikrofon uzanmıyor mu orada? Çık biraz yanlışlıkla. Şöyle de gelebilirsiniz. Şöyle gelebilirsiniz. Şöyle gelebilirsiniz. Arkadaşlar ver. Hangisi? Ben Ramazan Çakıroğlu adım. 1992'den bu yana Adana ve Mersin bölgesindeyim. Bu bölgede kalıyorum. Yani bu bölgeyi de anlamaya çalışıyorum. Tabii Çukurova Üniversitesi'nde çalıştım. Eğitim Fakültesi'nde genel davranış bilimleri alanım. Yani ona göre sorduğum soruyu da herhalde önemi anlaşılır. Şimdi Mersin'le ilgili benim dikkatimi çeken ve cevabını aradığım bir soru var. Az çok Mersin'e bağlı, şu anda da bağlı merkez köylerini de zaman zaman gözlemliyorum, izliyorum, gidiyorum, tanımaya çalışıyorum. Köy adı da vermeyeyim bir şeyde. Merak ettiğim şey şu. Orta yaş kuşağı ve üstünün Cumhuriyet döneminde okullaşma oranlarının çok düşük olduğunu gözlemledim. Çok düşük. Yani Mersin gibi Mustafa Kemal'in 9 defa geldiği bir kent, Mersin gibi 10 evet 10 defa geldiği bir kent, birçok ilkin yaşandığı bir şehir, az çok kabaca tarihiyle ilgili de ufak tefek bilgilerimiz var. İşte şehir merkezinin sanat, kültür, edebiyat bakımından zaman zaman hareketli olduğu bir kent. Fakat şeyi anlamakta zorlanıyorum. Yani bu sorunun cevabını bulmakta çok zorlanıyorum. Gerçekten de şimdiye kadar bulamadım. Yani 8 kilometre, 10 kilometre, 12 kilometre ötede köylerin yani insan malzemesinden gördüğüm kadarıyla hele hele yani orta yaş diyeceğimiz orta yaş ve üstünü
okullaşma oranının gene çağdaş değerlere, çağdaş mesleklere yönelme oranının hatta yaşam şekli olarak da işte tarım ve tarımla ilgili işletme konularında da hala yeteri kadar ilerlemediğini görüyorum. Sizce tabii gerek siz de cevap verebilirsiniz veya konuyla ilgili kim varsa cevap verebilir. Onu anlamaya çalışıyorum. Ben müsaade ederseniz kendi görüşlerimi söyleyeyim. Senin abin de ilave edeceği şeyler vardı. Mersin'de yüksek okul oranı veya en çok okumuşluk oranı kültür ve sanatla ilgilenen kesim diyebileceğimiz iki yer var. Aslanköy ve Gündar. Onun dışındaki yani en yüksek okul oranı ve kültür sanatla bir tiyatroyla örneğin ilgilenme bu iki yerde var. Aslanköy bir köy gerçekten şu an bir mahalle. Gündar da biliyorsunuz Mersin'in ilçelerinden birisi. İkisinde de tarım bir hayli zor. Diğer yerlerde tarım çok kolay, para kazanmak kolay. Hayatını idame ettirebilmek için ille de okumak şart değil. Ama Gündar çok kırsal bir yer. Ufak tefek yani nohut gibi, üzüm gibi işler yapıyorlar ama orada para kazandıracak bir şey değil. Bir de insanlar birbirlerini tetikliyorlar. Gündar'da birisinin beş çocuğun bir tanesi yüksek okuduğu zaman arkasından gelenler, onun amcasının çocukları, dayısının çocukları, teyzesinin çocukları hepsi birbirinin örnek alıyor ve Gündar'da okuma oranı çok çok fazla. Aynı şeyi Aslanköy için de söyleyebiliriz. Birbirlerini örnek alıyorlar, birbirlerini teşvik ediyorlar ve gösteriyorlar. Bak diyorlar, köyde kalırsan bu kadar zor durumda kalırsın ama okursan bak falan falan okudu, şuralara gitti, şöyle oldu, onlar gibi olursun. Böyle örnekler var. Ama diğer yerlerde kıt kanaat geçinme daha kolay. O nedenle okuma şeyi ben böyle düşünüyorum. Veya benim etrafımdakilerin ortak paydamız, ortak düşüncemiz. Evet, şehir merkezine 6-7 kilometre, 8 kilometre, 10 kilometre, 12 kilometre, 15 kilometre mesafede bunların yaşanmasını, yani bunun böyle şekillenmesini ben hala anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü Türkiye'de başka illeri de gördüm ben, başka illerde de yaşadım. Uzun sürede zaman zaman yaşadım. Evet. İller oldu. Oralarda durum daha farklıydı. Yani oralarda da tarım güçlü, geleneksel tarım da güçlüydü. Fakat burada hala daha benim tam yerini oturtamadığım bir sorun. Evet. Şimdi mesela biraz da şehir efsanesi gibi olan bir şey var. Bu yazlıklarda, yazlık bölgelerin damatlara verildi. Çünkü oralar deniz kenarı ve tarıma elverişli değil, bahçeciyle elverişli değil. Sürekli. Damatların onları kat karşılığına müteahhide verdiği ve bir süre sonra o parayı Milli Piyango talihlilerinin yaptığı gibi birkaç yıl içerisinde o parayı tüketip o sitelerde kendilerinin güvenlikçi olarak, bekçi olarak çalıştıkları bu şehir efsanesidir. Bazı örnekler verilir, bazı şeyler yapılır. Yani bir de işte birbirlerini tetikliyor, birbirlerini örnek alıyorlar diye düşünüyoruz. Bilmiyorum. Burada annemin bir 71'de, özür dilerim, bu kente geldik. Babamla köyün süzüğünden annem de öğretmen. Feci'de 72'yi desteklemek için. Annem Feci'ye tayin oluyor. Babam öğretmen okuluna geliyor. Orada eğitim yaparken veliler geliyor. Hocam bunu şey yapmayın, bir sürü bağ bahçe var. Bir diploma alsın yeter. Yani bağ bahçemiz bol. Olur mu diyor çocukların yetişmesi. Hiç gerek yok diyor ya. Hiç ona sadece bir müzik. Siz ne kadar para alıyorsunuz hocam? Şu kadar işte. Ya biz onu diyor bir kasa limonundan çıkarıyoruz. Yani halkın o zamanki eğitime bakışını söylemek için söylüyoruz. Gerçekten Aslanköy'de bir şey dipnot söyleyeyim. Bunu ayrıca anlatmamız gerekiyor. Çolak Ali Yıldıran'ın şey hikayesi. Çanakkale'de bir doktoru yaralandıktan sonra kendisine ayıldığında böyle sanki cennetteymiş gibi hemşireleri falan görünce siz nereden mezun oldunuz? İşte ben böyle tanzimat okullarını okuyorum. Burada Aslanköy'ün mücadelesinden sonra göğsünde Çanakkale madalyası ve
İstiklal Madalyası'ya, daha Mersin il olmadan 1923'ünde Adana'ya gidiyor, valinin kapısının önünde yatıyor, köyüme okul isterim diyor. Hayali hep o doktoru yaşatmak ve 3 günde atla gidilebilen bir yere valiyi ısrarla öğretmen yapıyor. Diyor ki mektep var mı yapar, lojman var mı yapar. Ve bu şekilde Aslanköy'ün babam dahil bütün çocuklarını o yönelik kurtuluyor. Aslanköy temelinde bir şey var. Evet, teşekkür ediyoruz Kanada. Atatürk Mersin'de adlı kitabını imzalayacak bir seremonimiz var. Çiçek birlikte verelim Serdar Başkan'ın kapı. Semih Başkanımıza. Semih Başkan'ı çok yormak istemiyoruz. Bir fotoğraf çekildi. Çiçek size takdim etmek istiyoruz. Bakalım ben de ekleyeyim. Benim tekrette gelsin. Bak acaba ben alırsam. Hemen içeride. Sonra hemen imzaya geçeceğiz. Başkanım biraz Serdar Başkan'la sizinle hemen beraberiz. Serdar Bey şöyle geçerseniz. Tamam. Evet. Bir çiçek takdimimiz var. Binbaşımızda aşağımız. İletelim üzere. Geçen hafta verdiğiniz olmuş. Evet, yenisi geldi. Aferin. Teşekkürler diliyoruz. Hemen imzayı geçebiliriz.